Malatya önemli bir kentimiz, önemli bir büyük şehrimiz. Türkiye'de de önemli, bilinen, sayılı kentlerimizden, şehirlerimizden birisi. Gerek coğrafi konumu itibariyle, gerek iklimi itibariyle, gerekse insanı ve hoşgörüsü itibariyle Doğu Anadolu'da güven, huzur ve hoşgörü kenti olarak hep bugüne kadar öne çıktı. Bildiğiniz gibi Kuzey Çevre Yolu Malatya'da epeyce konuşulan, her seçim döneminde bizlerin önüne gelen, her siyasinin birinci gündem maddesi olan ve Malatyalıların da merakla beklediği bir konuydu. Orada kamulaştırmadan dolayı sıkıntılar vardı, toplulaştırmadan dolayı sıkıntılar vardı ve başka etkenlerle beraber bugüne kadar gelen bir süreç vardı. Allah'a hamdolsun o süreci başarıyla tamamlamış oldu. Mal ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı, şantiyesi kuruldu. Kalan kamulaştırma işlemleri başladı. Toplulaştırmanın biten kısmıyla beraber, baharla beraber burada çalışmalar başlamış olacak. Ve inşallah Kuzey Çevre Yolu'nda biz kendi seyri içerisinde takip ederek zamanında inşallah bizi tutmuş olacağız. Tabii biz daha önce de ifade ettik, Malatya'ya bir tane çevre yolu yakışmaz diye Güney Çevre Yolu ile ilgili de adımları aldık. İnşallah zaman içerisinde, süreç içerisinde Güney Çevre Yolu'nun da Malatya'ya kazandırılması gerektiğini burada tarihe not düşmek adına söylüyoruz ve onun da takipçisi olacağız. Tabii sadece çevre yoluyla Malatya yetmez. Bir de Malatya'nın komşu illere ve diğer illere bağlantı yollarının da standartının yükseltilmesi lazımdır. Zaten daha önce başlayan ve hızlı bir şekilde devam eden Sivas-Malatya Hurde Yol inşaatı ve tünelleri Allah'a hamdolsun zamanın içerisinde teslim edilecek ve büyük bir sorun da burada görüntü, onu da takip ediyoruz. Yine orada ikinci bir köprünün yapılması noktasında yazan Malatya arasındaki demir yolu ve karayolu köprüsünün onun da çalışmaları, projesi, ihalesi yapılıyor. Hızlı bir şekilde iki sene içerisinde, ihale süreci içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağız. Tabii değerli arkadaşlar, erken tüneli bir ay içerisinde inşallah faaliyete işlemleri bitmiş olur. Açılışı artık ona göre planlanır ve onu da hayata geçirmiş oluruz. Özellikle o güzergahın Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve limanlara bağlanması, karayoluyla bağlanması noktasında önem arz ediyor. O yolun iyileşmesi Türkiye, Malatya'nın ekonomisi ve sanayisi içinde önem arz ettiğini altını çizmiş olalım. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanlığımızla da görüştük. O da programı, bu iki programı aldırdı. İnşallah demir yolu bağlantısını da Malatya'nın demir yolu bağlantısını da limanlara hızlı tren anlamında değil ama iyileştirilmiş demir yolu anlamında bir çalışma yapılacak ve bu liman bağlantısını da bugünkünden daha hızlı hale getirerek burada yatırım yapan iş adamlarımızın limanlara erişimi noktasında inşallah önündeki engelleri de kaldırmış olur. Değerli arkadaşlar, tabii sadece ulaşımda Malatya belli bir noktaya geldi. Elazığ'daki tünelle beraber Elazığ-Malatya aksı ve Doğu aksı gerçekten istenilen düzeye gelmiş olacak. Yapılacak kavşaklarla gerek sanayi kavşağı, gerek stadın oradaki üniversite kavşağıyla beraber Malatya kavşak sorunlarını da halledecek. Bu 2017 yılı içerisinde inşallah bu kavşak inşaatlarını da başlamış olacağız. Yakinen belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle beraber hep beraber takip ediyoruz. Onu da
hayata geçirmiş olacağız. Çubuklar Barajı biliyorsunuz bitti ama sulama noktasında ki çalışmalar da inşallah 2017 yılı içerisinde büyük oranda bitirilecek. Yine orada sıkıntılar vardı, o sıkıntıları aşmış vaziyetteyiz. Yine Recep Tan Barajı'ndaki inşallah bir bölümü 2017'nin Mayıs ayı itibariyle yani sulama mevsimine kavuşturmuş olacağız. Diğer bölümünü de inşallah 5-6 ay sonra onun da sulamasının tamamını bitirmiş olacağız. Yoncalı Barajı biliyorsunuz o da ilan hikayesine dönmüştü. Yapılacak, yapılmayacak, iptal edilecek ve bizim AK Parti hükümetleri döneminde başlandı ve Allah'a hamdolsun fiziki gerçekleştirme oranları %50'lere yaklaştı. İnşallah o da bitirildiğinde geniş bir alanı biz sulamayla toprağı buluşturmuş olacağız. Değerli arkadaşlar, Malatya için diğer önemli bir konu tabii içme suyuyla ilgili Malatya'nın yeni bir içme suyu kaynağına ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler bu konuda çalışıyoruz. İnşallah yeni bir kaynağın da Malatya'ya kazandırılması bu dönem içerisinde hayata geçer diye düşünüyorum. Çünkü Malatya'nın su problemi noktasında, içme suyu noktasında altyapısının yetersiz olduğunu zaten MASİK'teki arkadaşlar ifade ediyorlar. Parça parça biliyorsunuz Malatya büyük şey yeni oldu. Bu planlamaları büyük şey olmadan önce belde belediyeleri, ilçe belediyeleri kendi potansiyellerine göre planladıkları için şu anda birbirinden kopuk sistemler var. Bunlar yenilenmesi lazım. O Büyükşehir Belediyesi bir kendi bir planı doğrultusunda bunu yapıyor. Ama ikinci alternatif kaynağı da biz hep beraber Malatya'ya inşallah kazandıracağız. Biliyorsunuz Kayseri üretiminde Malatya ciddi anlamda söz sahibi. Ve Kayseri noktasında ben her zaman ifade ediyorum. Kayseri'de Malatya'nın muhatabı yok diye, sahibi yok diye. Bu noktada özellikle bugüne kadar çağrılarımıza üreticilerden birlik ve kooperatifleşme noktasında çok büyük bir yanıt gelmedi. Ama buna rağmen Kayseri'nin hak ettiği noktada olmadığını, bununla ilgili neler yapılabilir noktasında milletvekillerimizle beraber ve ilim bürokratları, siyasileri, teşkilatları ve iş adamlarıyla beraber bu noktada kafa yoruyoruz. İşte bunlardan birisi, bunu altında çizerek söylüyorum, bu çözüm değildir. Yani lisanslı depoculuk tek başına bir çözüm değildir. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde buna adımları attık. Ama bu tek başına yeterli değildir. Bununla beraber mutlaka ve mutlaka birliklerin ve üretici kooperatiflerinin oluşması lazım. İhracatçılarımız, üreticilerimiz ve hatta aracılarımızın da bir araya gelerek bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz lazım. Hak ettiği yere getirmemiz lazım. Bununla ilgili özellikle Darancı'da, ilçemizde, Sumuncu Baba Külliyesi'nde Köprügöz'ün mevkiine kadar olan 1,5 kilometrelik kısımda Tohmak Kanyonu yeniden projelendirildi ve bu alan turizm bölgesi ilan edilmesi için bakanımızla görüşüldü. İnşallah bu dönem içerisinde turizm bölgesi de ilan edilmiş olacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın illerde ve ilçelerde uyguladığı Kültür Han projesini de Malatya'da uygulayacağız. Ve yine en kısa zamanda Malatya'ya yakışır bir müzeyi de Malatya'ya kazandırmış olacak. Bu müze bildiğiniz gibi daha önce arkadaşlarımız da geldi. Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de etnografya müzesi olarak hayata geçmiş olacak. Ama müze demişken belediyelerimizin de kültürel anlamda ve müzecilik anlamında güzel çalışmaları var. Takdirle karşılıyoruz. Buna koşut olarak Malatya biliyorsunuz Turgut Özal'ı yetiştiren İnönü'yü şehri. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanlığı anlamında gerek Turgut Özal'a yakışan
çok güzel bir projeyi de Cumhurbaşkanlığımızın himmetiyle inşallah hayata Malatya'da bu dönem içerisinde geçireceğiz. Temellerini inşallah bu dönem içerisinde atacağız. Bununla ilgili adımlarımızı attık. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Cumhurbaşkanımızla bu noktada gerekli talimatları verdi. İnşallah aileyle de Cumhurbaşkanlığı'nda görüşüldükten sonra bunu Malatya'da Malatya'nın tarihine yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Vakfıyla veya İnönü ailesiyle görüşüp arkadaşlarımız da organize edelim. Buraya da bir müze, İnönü Üniversitesi, İnönü Müzesi olması noktasında gayret göstereceğiz.